Ben de tesadüf gördüm motoru. Aradım, dedim motoru ben istiyorum. Çok sevdiğim bir makine. XJR 1300. Hı hı. Kendisi de burada. Yani kendisi de burada. Aynen. Ben dedim motoru istiyorum. Konuştuk, ettik. Ufak bir pazarlık. Ben motoru aldım. Offroad eğimlerinden inerken ön tampon falan aşağı aynen. sürtmesin diye. Amerika'da çok son dönemlerde revaçta olan bir araba. Ha bir de gidip en temizlerini buluyorsun. Öyle bulmaya şey. Bunda başka bir örtünün altından çıkarmış gibi yani. Gibi. Aslında eskiden bunlara shitbox derlerdi abi. Yani aslında da hiç ayrılmıyor gibi bir araba değil falan filan. Kocaman bir şey vesaire. Arabalara bir şey verdiğin zaman sana geri verdiği duygular ve sana geri verdikleri doğru işler yaparsan tabii ki muhteşem. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bu hafta Garaj Sohbetleri bölümünde çok çılgın, çok güzel bir garajı ziyarete geldik. Bolca klasik motosiklet ve otomobilin bulunduğu Retro Drive'dayız. Bugün yanımda gerçekten şey gibi oldu böyle. Garaj sanki bizimmiş gibi. Bugün konuğumuz Filip Pariente yanımızda. Garajın sahibi kendisi. İsterseniz onun yanına geçip kendi hikayesi ve garajın hikayesiyle alakalı biraz bilgi alalım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Selam efendim. Nasılsın? İyi teşekkür misin? Ederim. Nasılsın? İyi. Çok mersi. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Gelebildik buraya kadar. Zor evet, oldu oradan süper. Buraya gelmem ama başardık. Aynen. Yanımızda Filip Pariente var. Bu güzel garajın sahibi. Merhabalar. Abi biraz seni tanıyabilir miyiz? Yani bu garajın geçmişi ve senin geçmişini aslında merak ediyoruz. Çünkü burası herkesin her zaman görebileceği bir yer değil yani. Gerçekten çok harika bir yerdeyiz. Şu anda harika bir atmosferin içerisindeyiz. Buralara kadar konu nasıl geldi? Yani senin hikayeni biraz öğrenebilir miyiz? Dostum evet, 1972'de başlıyor doğumumla beraber. Ama şey tabii ki yani bu motosiklet, klasik araba vesaire, retro makinelere, motorsporlarına vesaire merakım her zaman oldu. Elimden geldiği kadar hep içinde bulundum. Kullanmaya çalıştım. Derken burası artık bir birikim noktası gibi oldu. Elimdeki bütün malzemeleri, tutabildiklerimi vesaire. Tabii hikayeler çok uzun. Hı hı. Alınanlar var, satılanlar var vesaire. Kaçırılanlar var, alınamayanlar var. Bir sürü böyle hikaye var. Ama tabii çocukluğumuzdan beri yani erkeklerin daha doğrusu hı hı. en büyük hobilerinden bir tanesidir bu motosiklet, araba. Ben de elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar, aklımın yettiği kadar bir şeyler toparladım zevkim doğrultusunda. Buralara kadar geldik. Burası evet bir garaj olma yolunda. Bir süredir de işte yanımdaki ekiple beraber, sağlam bir ekip, güzel bir birliktelik oldu. Uzun zamandır tanıdığım ama beraber çalışmadığım gönüllerimiz bir araya geldi, kafalar bir araya geldi. Bunlar tabii çok önemli detaylar çünkü herkesle her şeyi yapamıyorsun. Bir garaj haline getirdik. Elimizden geldiği kadar da tabii bir hobi alanı. Ben birikintilerimi buraya koydum, süsledik vesaire falan filan ama aslında bir şeyleri alıp gezmek, gazlamak tabii ki güzel bir şey ama ondan ziyade bir şeyleri yaratmak evet, çok daha sanki benim şey. Daha çok böyle hoşuma gidiyormuş gibi. Onu fark ettim. Onu da nerede fark ettim? Bundan bir iki sene önce aldığım bir tane Camaro'm var, 71 balta kafa. Üç defa da, ya da dört defa ya kullandım ya da kullanmadım. Yarım saatlik kullanışlar. Sonra da arabayı paramparça ettim, söktüm ve yeniden yapmaya başladım. Orada anladım ki ben arabalarla işte alayım, hava atayım bilmem ne kafasından ziyade bir şeyleri yaratalım. Matematiğini doğru oturtalım. Bu arada yaptığımız arabalar, motosikletler matematiği doğru olsun. Yani sadece süs olup bir yere koymayalım. Hı hı. Kullanabilelim. Ve safe kullanalım. Yani o bizi korusun. Biz onlara iyi bakalım hı hı. falan kafasında. Bu mantıkta yürümeye çalışacağız. Biriktirdiğim işte bir sürü klasik retro, daha çok klasik, çok klasik arabalar yok aslında. Ara dönemlerin, 70'lerin daha çok arabaları, 70'ler, 80'ler. Kafası. Aynen. Benim en sevdiğim. En sevdiğim, çizgilerini çok sevdiğim böyle nokta atışı tasarımların da tasarımlar ruhu var. Evet. Aynen. Ondan sonra derken tabii Amerika'yı, yurt dışını falan da çok takip ediyorum. İşte bir square body hastalığı çıktı son yıllarda. Ben onu yakaladım. Çok da sevdiğim arabalar. İşte bir tane kamyonetim var biliyorsun. Arada sırada sizin oraya gidiyorum, geliyorum falan.
aslında eskiden bunlara shitbox derlerdi abi. Yani aslında aynen. Doğru. Hiç aerodinamik bir araba değil falan filan. Kocaman bir şey vesaire. Arabalara bir şey verdiğin zaman sana geri verdiği duygular ve sana geri verdikleri doğru işler yaparsan tabii ki muhteşem. Hı hı. Muazzam. İnşallah dediğim gibi buranın garaj olmasında da en büyük etken Muhammed'in ve Arda'nın buraya gelmesi. Aslında burası yani bir işletme olarak falan yola çıkılmış öyle bir yer değil. Hep hikayesi bu şekilde, bizim de bu şekilde oluyor. Başlıyor. Hobi olarak başlayıp aynen. Garaja dönen bir yer anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yani daha da garaja dönmedi. Önce kendi arabalarımızı yapacağız. Ondaki başarılarımızdan önce kendimiz emin olacağız. Evet. Ben bir kullanıcı olarak gerçekten evet bu arabaya binilir, güzel doğru offroad yapılır ya da doğru gaza basılır vesaire kafası, her şey matematik doğru oturursa evet, o zaman elimizde bir sürü araba var. Bazılarını tabii ki değerlendireceğiz. Hı hı. İnsanların çünkü yani burada garajlarda arabaların yatmasına da ben üzülüyorum ya da motosikletlerin. Birileriyle bir şeyler paylaşması gerekiyor o arabanın. Bunlar duygu dolu makineler evet. Aslında. Onları yolda görmek çok daha keyifli aslında. Keyifli, aynen öyle. Dolayısıyla da her şeyi kendimize saklamak çok yanlış olur. Ben o kafaya da benim açımdan bana uymuyor. Evet, sevdiğim birkaç tane özel bir şey vardır. Hı hı. Onları saklarım ama gerisi bir şeyleri birileriyle paylaşmaya devam edecektir. Hı hı. Dolayısıyla da ama önce bir emin olacağız. Biz doğru işi yapıyoruz, doğru arabaları yaptık, yapabildik ki ben buna çok inanıyorum. Ekip arkadaşlarıma da çok güveniyorum açıkçası hı hı. Bu konuda. Onlar zaten başarılı işler yapmış arkadaşlar Türkiye'de. Şimdi Amerikan safhasını yani Japon ve Alman kısmını devirdiler, bitirdiler. Hı hı. Şimdi Amerikan'da biraz ne yapabiliriz'in kafasına girdik ve tabii eski arabalar retro görüntüyü bozmadan arabalara biraz yeni teknoloji, daha gelişmiş teknolojiler koyarak arabalara ve motosikletlere inşallah beraber ondan sonra böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Resto mod oluyor değil mi? Resto mod, aynen öyle. Resto mod. Çünkü insanlar muzdarip. Bu arabaları kullanırken yolda kalır mıyım, bilmem ne olur mu, işte hararet yapar mı, gözünü hararet ibresinden çekemiyorsun vesaire falan. Bunları bir geçmek lazım artık. Evet. İnsanların bu arabalarla bir şeyler paylaşması ve yapması. Yani off-road'a çıkarsam işte kırılır mı, olur mu, o mu olur, bu mu olur? Onları geçeceğiz abi. Sağlam şeyler yapacağız ve insanlar dibine kadar bunu yaşayacaklar. Çünkü bu arabaların insanlara kattığı da çok ciddi duygular var. 4x4 diyoruz. 4x4 arabaların yapabildiği inanılmaz şeyler var. İnsanlar bunu yaşayacak. Görecekler ve bu arabalar bunu yapabilmeli diye düşünüyorum. Aynı şekilde yol içinde geçerli. Hı hı. İşte Amerikan arabaları viraj almaz, şunu yapamaz, işte durmaz, etmez falan filan. Biz bütün bu olguların hepsini yıkacağız inşallah. Aynen öyle. Resto mod dediğin şey de böyle bir şey aslında abi, değil mi? Aslında frenler, süspansiyonlar, belki direksiyon. Ben şu an çok hakim değilim. Her şey. Yok, çok doğru söylüyorsun. Tamamen her şey. Arabanın motoru, süspansiyonu, frenleri vesaire. Bunun tabii havada söylemek kolay. Bunun tabii ki bir matematiği evet. Ve bir kimyası var. Doğru parçaları, doğru uygulamaları yaptığımız zaman ki ben inanıyorum bu canavar arkadaşlar. Şimdi zaten arabayı gezerken kendileriyle de tanışacaksınız. Hep beraber güzel şeyler yapacağız inşallah ve güzel tepkiler alacağız. Ben buna inanıyorum. İnsanları mutlu edeceğiz. Yani bütün aslında amaç bu. Bu zaten böyle bir garajın olması tamamen güzellikler için. İşte siz geldiniz. Ne güzel, biz size geldik vesaire. Siz çok güzel şeyler yapıyorsunuz orada. Bu bir paylaşım, bu bir keyif. Biraz bu kültür abi, bir de olalım. Bu kültür. Türkiye'de bu aynen. Kültürü yaşamak biraz keyifli olmaya başladı. Ve hayat bir de zaten zorlu. Evet. Yani hayat seni her tarafından zaten çekiyor, süründürüyor, yapıyor, ediyor falan. Hı-hı. Böyle şeylerle ve tabii bu kafada insanlar bir araya geldiğin zaman birazcık en azından sıyrılıyorsun. Hem de bir şeyler üretmiş oluyorsun. Bu da insanı mutlu ediyor. Evet, işin en güzel kısmı bence ortaya somut bir şeyler koyabilmek. Yani kesinlikle. Ya bizde de şey oluyor abi, mesela atıyorum tablette bir motosikletin tasarımını çiziyorsun, ediyorsun. Yani hı-hı. Bir render gibi değil, bir el çizimi, bir taslak gibi. İşin hı-hı. Sonunda birebir aynısına binebiliyorsun. Aslında hayal ettiğin kağıdın üzerinde olan şeyle sokaklarda, caddelerde gezmeye başlayınca insan biraz kendi tatmin oluyor. Yani egosunu da tatmin ediyor bir noktada. Ya hayal aynen. Gücümden çıkan şeyle şu an geziyorum gibisinden. Bir de sadece otomobil hı-hı. Değil merakın anladığım kadarıyla, değil mi? Orada bayağı da bir motosiklet de var. Var. Şöyle... Tabii ki arabalar, işte offroad arabaları ve normal arabalar çok hoşuma gidiyordu. Motosikletlerin hep böyle bir cesaretim olmadı aslında. Onun da enteresan bir hikayesi var ama o da Çeşme'de abimizi görüyorum. O zamanlar bir tane CBX miydi neydi, o koca yuvarlak farıyla
o V6 makinesiyle falan böyle naked bir makine. 80'li modellerin zannedersen bir makinesi. O CBX 1000 miydi o? Galiba öyle bir şey olması lazım. Ona. Aynen. Onu gördüğümde böyle ay dedim be ne kadar yakışıklı bir makine falan. Adam da çok havalı. Zaten dalgıç falandı da hala yaşıyor kendisi. Çok havalı gelmişti bana. Ama hiçbir zaman cesaretim olmadı. Bir de hep komplike geliyordu bana bu iş. Yani bir aşağıya beş yukarı bilmem ne. Araba da öyle değil mi? Debriyaj burada koca bilmem ne falan filan. Aynen. Yani o olgu bana hep böyle bir karışık geliyordu. Demeye kalmadan arkadaşlarımdan bir tanesi kendi koleksiyonundan bir motosikleti satışa çıkartıyor. Ben de tesadüf gördüm motoru. Aradım dedim motoru ben istiyorum. Çok sevdiğim bir makine. XR 1300. Hı hı. Kendisi de burada. Yani. Kendisi de burada. Aynen. Aynen. Ben dedim motoru istiyorum. Konuştuk, ettik. Ufak bir pazarlık. Ben motoru aldım. Motor şeyine öyle mi giriş yaptın yani? Tabii motor tabii. Ben tabii kesinlikle. İlk ben, motorun XR'e? XR 1300. Hep derler ya en ufaktan başlaman lazım diye. Ben tam tersini yaptım. Sadece motoru görsel olarak çok sevdiğim bir makine. Dedim bu bana göre kaçırmayacağım. Aldım motoru. Arkadaş da garajında bir düzenlemeler yapıyor. 2 ay sonra biz satışı yaptık. Motor adamın garajında hala. 2 ay sonra beni aradı. Dedi oğlum dedi bu motoru alsana. Buradan yer açılsın. Oğlum dedim ki motor kullanmayı bilmiyorum. Ondan sonra derken yediğim tabii tatavayı söylemeyeyim. Ondan sonra derken motor maceram böyle başladı. Ondan sonra hemen bir tabii ki eğitim vesaire aldım. Motoru kullanmaya başladım. Sonra motoru gidip alabildin falan. Motoru almadım. Motoru bana getirdiler bu arada. Motoru getirdiler. O da çok kıymetli bir arkadaşım. Bir gün inşallah onunla da tanışırız. Getirdiler. Ben evin altına akşamları işte iniyorum. Kahve müziğim falan. İşte havalar 1500 motoru silmeye çalışıyorum ama... Adam da öyle bir bakmış ki motorda silinecek bir taraf da yok. Böyle 1-3-5 indim aşağı en son gece 11'de aradım onu. Ya oğlum ne biçim motor bakıyorsun sen? Yani böyle bu kadar temiz bakılır mı falan gibi. Bana da bıraksaydın. Bana da bıraksaydın falan diye bir şeyler. Hikaye öyle başladı. Sonra derken biraz böyle tüylenmeye başladım diyelim. Urla'da bir arkadaşlar enduro yapıyormuş. Bir arkadaşım dedi ki oğlum dedi enduro yapsak ya dedi çok havalı falan. Gerçekten de çok severim. Hı hı. Görüntüsü vesaire kıyafetleri falan da gerçekten. Doğada olmayı da seviyorsun. Doğada olmayı zaten çok seviyoruz evet. Aynen. Derken bir enduro aldım. KTM'in bir 250'lik motorunu aldım. O beni motor kullanmam konusunda çok eğitti açıkçası. Çünkü çok yuvarlandım. Ama güzel bir eğitim oldu benim arazide için. Arazide sürmek daha... Muhteşem bir aynen. şey. O beni biraz ileriye taşıdı. Derken fırsatlar oldu. Her motorunda bir hikayesi var aslında orada. Zaten aslında biz burada hepsini anlatmaya başlasak bizi bir sene boyunca götürecek götürür, bir içeriye götürebiliriz. Ama şöyle mutluyum. Bugün baktığım noktada mutluyum. Çünkü oradaki motorları birazdan göreceksiniz. Onlar benim hep hayal ettiğim naked makinelerdi. Zamanın kıymetli makineleriydi. Bir şekilde kısmet oldu ve ben hepsini bir araya getirmiş oldum. Birkaç tane daha eksiğim olabilir. Ya bir de gerçekten ama... çok bakımlı, çok güzel duruyor. Hani temizler. Fabrikadan evet. alınmış, gelinmiş, koyulmuş gibi duruyor hepsi. Aynen. Güzel, ben mutluyum. Aldığım şeyler de keyifli şeyler olduğunu düşünüyorum. Her birini kullandığın zaman her biri ayrı bir keyif veriyor. Evet. Böyle başladı. Derken tabii ki hani... Bu makinelerin bakılması lazım vesaire bir sürü böyle şeyleri var derken böyle bir mekan yarattık. Hı hı. Bu arada kaporta boya işlerimi yaptım. Arkadaşım tesadüf oldu burası. O da hemen yan tarafta. Aa çok iyi abi. Onunla böyle bir anlaşma yapınca ki herkesin derdidir kaportası, boyası evet. vesaire mekanik de dahil olmak üzere. Kısmet oldu bana her şey gerçekten tabii çok hızlı gelişmedi bir anda olmadı. Yavaş yavaş taşlar yerini buldu ve biz burada böyle bir yola girdik. Keyifli zaman geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah doğru şeyler de yapacağız. Göreceğiz bakalım neler olacak. Şey oluyor genelde insanlar mesela bizim dükkana girdiğinde de çok oluyor. Vay işte nasıl dükkan? Hep hayalim ben de bir atölyem garajım olsa ben de bir şeyler toplasam falan. Hı-hı. Biz de şimdi buraya girdiğimiz zaman vay bizimki de işte atölye. Çok güzel gerçekten. Yok güzel, ama şey güzel. Yani sizin yeriniz de çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. O bir şey vardı X'tenin tanıtım etkinliğine aynen. biliyorsun ben öyle bir sürpriz geldim ya bu çocuklarla tanışmam lazım diye hep beraber gelmiştik hatta. Hı-hı. Çok keyifli bir yeriniz var. Evet. Çok da güzel işler yapıyorsunuz. Sağ beraber şöyle, de bir şeyler yapacağız gibi duruyor galiba evet, bakalım üzerinde evet, çalışıyoruz. Evet, evet. Size bir paket var hazırlıyorum orada bakalım. O zaman güzel olacak. Biraz evet. dolaşalım mı abi? Aynen, biraz dolaşalım. İçeriden bahsetmek ister misin? Hı-hı. Evet,
Evet arkadaşlar, burada bu iki araba, bir tanesi 1980 Silverado, bir tanesi de 1978 Blazer K5. Bu iki araba da benim günlük kullandığım arabalar. Kullanmaya çalışıyorum. İşimin haricinde zamanım buldukça kullanmaya çalıştığım arabalar. Bu etkinliğe geldiğin araba değil mi? Etkinliğe geldiğim araba. Herkes şöyle dönüp baktı araba. Aynen, evet. Etkinlikte biz zaten böyle duruyoruz falan. Karşıdan bir tane Amerikan geliyor. Aa dedim, ne geliyor falan. Evet. Şok olmuştuk. Bu iki araba aynı zamanda benim bugüne kadar ki maceralarımda deneme arabalarım. Biraz motorlarıyla, biraz şanzımanlarıyla, diferansiyelleriyle vesaire bir takım parçaları alıp denediğim, test ettiğim arabalar. Hem off-road yaparken hem pistlerde gazlarken. Bir fotoğrafım var abi. Pistlerde yani. Gazlarken aynen. Öyle bir çılgınlık da yaptım. Bütün genç arkadaşlar bu Nismo Fest'e çağırdılar beni. Ben şöyle geçeyim mi? Nasıl oldu? Söyle. Nismo Fest'e çağırdılar. Gelir misin diye. Ben de bununla gittim. Derken baktım herkes gazlıyor abi. Ondan sonra dedim ya abi, ben de girmesem olmayacak. Makineyle piste girdim. Güzel de bir derece yakaladım. Ki hiçbir pist setup'ımda olmamasına rağmen, koltuğum olmamasına rağmen en büyük dert o. Çünkü bunda şey var, böyle yatak gibi böyle, evet, bir koltuk var önde. Ondan sonra virajlara girdiğimde ben sağ tarafta falan böyle toparlamaya çalışıyorum kendimi. Yani bunlar benim günlük kullandığım arabalar. İnsanlar yollarda belki beni görüyorlardır. Diyorlardır bu deli bunlarla mı geziyor falan. Ama ben normal araba kullanmıyorum. Sevmiyorum da. Gerçekten her şeyimi de bunlarla görüyorum. İşimi de bunlarla görüyorum. Çok güzel. Normal gündelik kullandığın arabalar. Gündelik kullandığım arabalar. Evet, biraz maliyetli mi? Maliyetli. Hı-hı. Malum benzin fiyatlarından, evet, dolayı vesaire. Zaten biraz yakan makineler. Dediğim gibi deneme arabaları. Bunlara da ufak ufak aşılar yapıyoruz, deniyoruz. Bakalım bu olur mu, bu olmaz mı? Bunda ki devam et abi. Ki öbür arabalarda doğru parçaları getirelim. Bir de bunlarla ilgili tabii ki bir parça hikayesi var. Tamamen yurt dışından geliyor, Amerika'dan geliyor. Dolayısıyla da ya çok ciddi bir sermayeyle para harcayıp fazla fazla parça alıp ondan sonra doğru olanın yerini bulacak ama geri kalanı kalacak falan gibi. Ya da doğru parçaları getireceksin. O da çok çileli bir süreç bir aslında şu o an. Da çileli. Evet. Şu an şey misin? Arge arabalarım aslında. İkisi de benim Arge arabalarım. Öyle diyelim. Ama şimdi artık tabii parça konusunda da o işe de biraz el attım. Oraları da çözeceğiz herhalde. Retro Drive olarak bir resmileşme, şirketleşme ve kendi parçalarımızı kendimiz ithal etmenin yoluna gidiyoruz ki hem biraz masrafımızı düşürelim. Bazı parçalara kesinlikle inanıyorum. Türkiye'de bu imkanların olduğuna, bu know-how'un olduğuna inanıyorum. Ama ilk Argesi yapılmış parçaları getirip sonra biz onları kalıplamak ve geliştirmek adına, evet, böyle girişimlerimiz olacak ama bu işler tabii kolay işler değil. Uydurma işler yapmak istemiyoruz çünkü bu ekip meselesi bu. O gün geldiğinde de planlarımız içinde var. Doğru insanları bulduğumuzda onu da yapacağız. Tabii ki yapacağız. Bazı parçalar İlla ki abi, Türkiye'de her şey üretiliyor neticede. Hatta biz burada üretiyoruz, adam gidiyor Amerika damgasını koyup, evet, bize geri gönderiyorlar falan. Yani aslında işin doğrusu bu. Ben o konuda Türkiye'nin başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece doğru yolları, doğru insanları bulmakla alakalı. Ya bu ülkede bir şeyleri satın alamadığın için ya da parça eksiği olduğu için çözüm bulmaya kafalar çok iyi çalışmaya başlamak zorunda kalıyor. Kalıyor, aynen. Kendini öyle. Nasıl üretebilirsin, nasıl, aynen, çözebilirsin o durumu? Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir durum. Bunlar benim sevdiğim, dediğim gibi gündelik kullandığım Arge arabaları. Keyifle gazlıyoruz işte. Durum bu. Şurada da çılgın burada başka şeyler abi var. Aynen, arabalar. Ben böyle bastım gidiyorum ama hiç daha önce araba görmemiş gibiyim. Modellerini de ezbere bilmiyorsundur büyük ihtimalle. Ben hiç anlamam ben abi. Şeyi daha yeni fark ettim. Koltuk diyor ya, tek koltuk, aynen, var. Yukarıdaki koltuklar artık ha dedim, aynen, onların kenarındakiler kaymasın diye. Tabii, o kadar. Ben de son birkaç aydır full arabaya sardım artık, motosiklet işin olunca abi. İşinden biraz uzaklaşıp başka bir hobi arıyorsun. Kafa artık motosiklet hobim olmadı. Değil çünkü mi? Şimdi araba hobim olmaya başladı. Ya. Oturdum arabaları araştırıyorum, ediyorum. Burada bir tane 89 Wrangler var. Jeep'in çıkardığı tek kare farlı Wrangler, öyle diyeyim size. Benim çok sevdiğim bir araba, çok kabiliyetli de bir araba. Buna da güzel bir projemiz var. Buna güzel bir LS motor, LS makine gelecek. Ondan sonra makaslı aslında bu araba. Makaslar iptal olacak, coiloverlar gelecek, Bigfoot olacak. Ciddi bir makine yapacağız. Tabii full roll bar, cage'li falan filan. Böyle enteresan bir makine yapmayı düşünüyoruz. Offroad için değil mi abi? Yani hem offroad hem günlük kullanım. Günlük ben her zaman onu hesaplıyorum. İnsanlar der ki ya offroad arabası olacak, hı-hı, ya işte yol olacak.
Ben inanıyorum ki bir şey var, bir ideal çizgi var. Offroad'da çok ekstrem bir makine olmasın. Yani 10 numara bir makine olmasın, 8 olsun ama yolda da 7 olsun. Yani o araları yakalarsak, çünkü arabalar bize hizmet etsin, bizi mutlu etsin yani. Biz arabaların peşinde koşturalım, işte bu offroad makinesi, onu oraya koy abi, orada dursun şimdi, öbür arabaya binelim, hadi yolumuza gidelim falan, öyle olmasın. Çok mantıklı. Yani mümkünse hani abartmadan günlük keyfiye de her yola gelsin. Aynen. Açıkçası her yola gelsin. Bu 1970 Scout, International Scout, Türkiye'de çok sevilen arabalar değil. Bunlara Enter derler, geçerler böyle. Bir hikaye var. Ama aslında bu da çok kabiliyetli bir araba. Buna özellikle International firması, işte Ford Bronco'lara, bu CJ5'lere vesaire rakip olsun diye bir dönem çıkardıkları bir araba. Bunun ön tarafı mesela fark ettiyseniz lastikle böyle aynı hizada. Ki offroad eğimlerinden inerken ön tampon falan aşağı sürtmesin diye. Amerika'da çok son dönemlerde revaçta olan bir araba. Bunu orijinal, klasik, işte petit carré döşemeleri vesaire restore ediyorlar. Ve insanlar vintage offroad arabaları şu an inanılmaz revaçta. Bundan ben de, bundan Türkiye'de var. Türkiye'de tek olan bir tane daha var. Scout 2 diye bir modelim var. 1977 Scout 2. Onu da benim çadırda saklıyorum. İki tane Scout'um var. Yani buranın dışında da bir de çadır var. Bir de çadırımız var. 200 metrekare daha orada bir yerimiz var. Benim favorim burada. Benim de. Bu ya. Hadi bundan bir tanemiz olsa fena olmaz mı? Evet. Bu da 74 Chevy Van. Çok uzun zaman aslında koştum peşinden. İlana çıktı. O dönem benim imkanım yoktu vesaire falan filan. Bir hengame, bir 3 sene gitgellerle en sonunda dedim ki tamam, ben bu arabayı alacağım. Çünkü bu da 74 model. Şurada arkada bir tane daha 74 Silverado'm var. O da çok özel bir araba. Türkiye'de nadir. İçi ahşap geliyor. Ön ızgarası biraz daha içeri geliyor. Daha özel yani, 80 ile aynı kasa ama içinde trimlerinde, bazı şeylerinde değişiklikler var. Bu da 74. Yani bunun piyasada 90'ları, 91'leri vesaireleri bulunuyor ama bu 74 modelleri bulmak zor. Bu aslında orijinalde yuvarlak farlı. Benim aldığım arkadaş ön tarafını değiştirmiş herhalde. Biz orijinal haline çevireceğiz inşallah. Yana cam açmışlar. Aynen. Orijinal camlar değil aslında. Arkada böyle bunlara damla şeklinde bir cam açıyorlar. Aynen, kenarıya yapacağız onları da inşallah. Özel bir araba. Bunda en kısa zamanda boyası falan güzel yapılmış. Kaportasında çok bir şey yok. Biraz düzenlemeler, toparlamalar. Çok güzel, keyifli bir araba olur diye düşünüyoruz. Bu güzelliğin önünde bir de şöyle bir güzellik var. Bu benim çok ilgimi çekiyor abi. Bundan biraz bahsedebilir misin? Biz bir önceki geldiğimizde bu yoktu. Demin anlattın, anlatırken diyorsun ki egzozunu gördünüz mü, motorunu gördünüz mü? Nerede onlar? Ben bulamıyorum o düştüm yani. Bu ya çok güzel detaylar var bununla gerçekten. Aynen. Ya bu şey, dayanıp alamadım. Gördüm. Dedim ya bu kaçmaz, bunu almam lazım. Yani değişik bir parça yapmışlar. Çok özel yerleri var. Benzin deposu, far benzin deposunun içinde. Bu aslında tekerlekten tahrikle çalışan iki zamanlı bir motoru var. Şurada levyesi var. Aa, ben tabii de nasıl aktarıyor bu diye deminden beri ona bakıyorum. Aslında çok hikaye güzel. Bu. Bunu 1970'li yılların İtalya'sı, Zanetti yapmış. Bicizetta diye bir model. Postacılar kullanıyormuş bunu. İşte veya arkasında sepetle alışverişe giden bayanlar vesaire falan. Ama postacılar kullanıyormuş daha çok. Bisiklet biraz ilerlediği zaman ayağınla şu levyeyi bir indiriyorsun. Lastikten tahrikli iki zamanlı motor çalışıyor ve adamlar ondan sonra işte postalarını dağıtıyormuş. Postacı geldi diye bayağı bir... Egzozu da çok güzel çamurluktan çıkarıyor. Evet. Egzozu da şu çamurluğun içinden dolaşıyor. Şuradan arkadan çıkıyor. Çok enteresan detayları var. O yüzden görünce dedim bunu alabilirsem almaya çalışacağım. Çok böyle güzel, bir alet. Evet. Hayır, demin diyor ya benzin deposu kapağı falan bir şey bahsediyor. Benzin deposu orada değil mi? Benzin deposu burada. Buna, egzoz nerede? Tabii kaybolmuş zamanında. Buraya bir kapak uydurdular. Ben inşallah İtalya'dan bunun kapağını bulacağız. Hala bulunuyor mu diyeceğim. Yani parçaları. Şeydir. Ya üretim yoktur, orada üretim yoktur da orada muhakkak İtalya'da işte eskicilerde bilmem nece orada burada motosiklet parçacılarında eskitme şey olan parçacılarda konuşamadım. Ondan sonra bulurum diye düşünüyorum. Motoru da Yamaha'ydı aslında. Chappie miydi? Bu Yamaha Chappie. O zaten kullandığın bir motor galiba. Ben bunu da günlük kullanıyorum. Kızım da bunda motosiklete binmeyi öğreniyor açıkçası. Çok güzel. 13 yaşında bir kızım var. O da çok seviyor aslında. Kaç modelde bu? Bu 1991 model. Ben ilk sahibinden aldım.
Onun da kızı o zamanlar ben aldığımda, benim kızım 11 yaşındaydı. Onun kızı aldığında da 11 yaşındaymış. Kızına motosiklete binmeye o zaman bununla öğretmiş. Çeşme'de tutmuş. O yüzden çok korozyon var vesaire. Hatta bir ara bir restorasyon yapayım, bir boyatayım falan gibi uğraşmış ama biraz bozmuşlar. Ama çok temiz bir makine. Çalışanı, yürürü çok iyi. Ben bunun bütün parçalarını da şans eseri buldum bu arada. Bütün parselesine kadar her şeyinin sıfırını buldum ve Türkiye'de buldum. İnanamayacaksınız. Hepsini aldım. Şurada bir kutunun içinde hepsi restorasyon göreceği günü bekliyor açıkçası. Bunu ilk haline böyle şıkır şıkır getireceğiz. Yamaha Chappie. Çok güzel. Ben bunu Uğur'la da evimden işte atıyorum sanayiye gideceğim, oraya gideceğim, markete gideceğim falan. Pıt bas. Terlik. 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 Çok iyi. Arkasına basılan ayakkabı. Devam edelim abi daha. Devam edelim. Aynen. Bunları part part bölsek aslında biz de çekmesek artık bunu. 6 hafta götürür. Güzel ki böyle bir şey yapmışsınız. Kendi aramızda tabii bunları konuşuyoruz, ediyoruz. Ya şu şöyle falan ya da ben bazen kendi kendime konuşuyorum, anlatıyorum. Nasıl yapayım? Şöyle geçeyim. Ondan sonra iyi ki böyle bir program, bir organizasyon yaptınız ki ben de bir şeyleri anlatıyorum abi. Bunları bilmek güzel. Ya bizim de biraz yani niyetimiz şey, Türkiye'de çok yaygın bir kültür değil. Biz şimdi Endonezya'ya bile bakıp böyle of diyoruz, adamlar nasıl işler yapıyor falan. Gerçekten dünyanın birçok yerinde çok gelişmiş bir kültürün Türkiye'de bu kadar zayıf olması bizi üzüyor açıkçası. Biz de elimizden geldiğince hani daha fazla insana ulaşmayı ve bu kültürü biraz daha yaşatmayı hedefliyoruz. Yani aslında ama şöyle, kastım araba kültürü Türkiye'de biraz gelişmiş durumda. Yani tunik, modifiye falan diye baktığınız araba, zaman. Araba tabii. Için. Motosiklet için biraz daha Türkiye'de az. Aynen. Biz zaten motosiklet yapıyoruz. Biz motosiklet yapıyoruz. Kastım araba okey. Yani tunik de ama bence retro. Tabii yok. Aynen. Amerikan çok. Aynen. Sen daha iyi bilirsin abi. Ya var. Aslına yani bakarsanız Türkiye genelinde ben inanıyorum çok ciddi koleksiyonlar var. Çok ciddi arabalar var. Ama garajlarda yatıyorlar. Yani evet. Birincisi kullanılmıyorlar. Herhangi bir sebep olabilir bilmiyorum. Sahibinin artık o anki psikolojisiyle alakalı. Ama yatan çok araba var. Ben çok arabada şey gitti bu arada. Çok arabada hurdaya çıkarıldı. Zamanında biliyorsunuz o bir şey vardı ya, hurda indirimi dedikleri bir şey vardı. Çok arabayı kestiler, biçtiler. Bana anlatıyorlar bazen ustalar var eski. Abi şöyle bir araba bile kestim ben biliyor musun falan yani. Dodge Charger RT. Senin gözünden bir damla ya. Yani neler abi inanamıyorum ama öyleydi tabii o zamanlar. Herhalde öyleydi. Bir de şey, olan da satmıyor da zaten. Ben hani bir ara bir 85 model bir Sportster vardı. Çok niyetlendik almaya da adamlar da hani olan da klasik. Ben olsam ben de satmam Türkiye'deki şimdi. Türkiye'deki işte malum. Bana bir taş geliyor. Yani ben de satmam. Yok, Türkiye'deki malum tabii ki ekonomik durumlar. Tabii. Zaten o başta bir ciddi bir etken. İkincisi ithalatla ilgili olan sıkıntılar. Evet, kesinlikle. Vesaire. İç piyasadaki arabaların zaten Amerikan arabalarına çok ciddi bir vergi. Eski arabalara daha doğrusu çok ciddi bir vergi. Eski motorlara ciddi bir vergi var, uygulanıyor. Dolayısıyla insanlar aslında artık getirmek mantıklı olmuyor. Dolayısıyla da biz Türkiye içindeki olanlarla yetinmek zorunda kalıyoruz ve onların da fiyatları ister istemez piyasa bu olunca yükseliyor. Erişilebilirlik şey olmaya başladı artık. Zorlamaya başladı. Şey dışarıdan kusura bakmayın. Sanki şey gibi oldu. Yok güzel, yemekteyiz gibi oldu. Aynen, yemekteyiz. Ses. Ses. Peki mesela bu eski motorlar yine yeni motor taktığınızdaki vergi şeyi değişiyor mu? Hayır. Tam tersine yükseliyor. Yükseliyor. dışarıdan ya bizim eski arabayı getirmenin vergisi dezavantajımız, dezavantajımız Amerikan arabalarında bir defa V8'den bahsediyoruz. En düşük CC 5.7, 5.2'den başlıyor, özür dilerim. Hatta biraz daha küçükler de var ama biz buraya onları sokmuyoruz. Mümkünse 5.7, 5.700 cc, 7.400 cc falan filan diye gidiyor hikaye. Şu az önce günlük kullandığın araba kaç cc? İkisi de 5.700 cc. Bir şeyler oluyor. Çok iyi. Üzerlerinde de çok özel. Onların, o arabaların ikisinde motorunda özel bir set getirdim yurt dışından. Alüminyum silindir kapakları, dereceli eksantrik, horozlar, yaylar vesaireler, çok manifoldlar, hepsi özel ve enjeksiyon kitli. Bu arada enjeksiyonludur arabalar. Karbüratörden çevirdim onları. Holley'in yaptığı çok güzel enjeksiyon kitleri var. İlk denemelerimiz onda. İkisinde de enjeksiyon var. Aşağı yukarı kaputun içinde 450'şer beygirlik makineler.
E tabii arabanın özelliğine göre yere aktardığı güç tabii ki bir şekilde eksiliyor. Şeyde 4x4 olan da tabii ki daha az. Kamyonette ama sağlam makineler, sağlam güçler çıkartıyorlar. Ne güzel bir girdi. Vergi kısmına gelirsek de ne kadar para o kadar köfte diyorlar. Yani. Böyle bir şey oluyor herhalde. Ama tabii vergiler yüksek yani. Bu nedir abi? Bu da çok kıymetli. Ben inanıyorum ki Türkiye'de bir belki iki tane vardır bundan. Öyle diyorlar. Ben de görmediğim için ben de öyle düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum. 72 Blazer. Bizim orada gördüğümüz 78 Blazer. Bu onun 72'si. Bir önceki kasası. Bunlardan bir tane de bir de onların 84'ü de var bende. O da dışarıda Tekirdağ'da bir çalıştığım çözüm ortağı arkadaşlarımız var. Off-road design yapıyoruz. Yani arabanın işte bütün o makaslar çıkıyor, coilover'lar geliyor. Ön arka viraj demirleri vesaire öyle güzel bir şey hazırlıyoruz. O arabamız orada. Sonra da işte buraya boyası vesairesi finishing'i için buraya gelecek. Bu 72 Blazer, bu da çok özel bir araba. Bittiğinde inanıyorum ki herkesin böyle imrenerek baktığı bir araba olacak. Bitmese de bakıyoruz. Bitmese de bakıyoruz abi. Aynen öyle. Bakacağız bu yoktu inşallah. Galiba bir de. Bu yoktu. Evet, bu şimdi birazdan tanıştıracağım. Ustamız, kardeşim, sevdiğim Muhammed arkadaşımın bana bir... Ya bir tanışsak oraya kadar çok evet, uzun süre gelmemiz. Bahsedip duruyoruz da orada da yok. Aynen. Muhammed Sancak, bu i̇şte. Bana sapladığı güzel bir araba. Öyle diyeyim. Hayır, bu Mami'nin... güzel bir şey de var ya benim için. Aynen. Arkadaşımdaydı. Bir 10 yıl önce falan bindim buna. Dedim benim de almam lazım bu arabadan. Tabii 10 yıl sürecinde böyle biriktir para biriktir. Bir fiyatı yükseliyor. Para biriktir fiyatı yükseliyor. 10 sene sonunda... Bu kadarını alabildin. Bunu aldım. yanda gördüğünüz kırmızıyı aldım. Kırmızı bayağı toparlanmış oldu. Bayağı da 2 senedir falan ben de toplamaya çalışıyorum onu da. Arkadaş da tabii biraz şey batık oldu. Hemen ona çöktük. Hayalini kurup da şey oldu mu araba Filip abi nasip oldu. İnşallah çok da güzel olacak inşallah. Takas yaparsınız artık. Ha vermem. Yok onun çok sevdiği tabii bir aynen. Araba. Benim de çok sevdiğim. Ya ben yıllarca hayalini kurdum yani. Tanıştırmak istediğim bir kişi daha var. O da benim için kıymetli bir insan. O da hasta Miatacı. Mami kadar böyle bir Mazdacı. Gel Ahmetciğim. Benim Urla'daki komşum. Ondan sonra o da çılgın Harley'ci, motorcu vesaire, arabaları vesaire. Zaten tişört detayını yakaladık. Aynen. Ondan sonra. Miatacılar onlar da abi. Arkadaşım Ahmetciğim her zaman bana Miata bir tane alacağım ama bir tane oğlum var abi 18 yaşında fırlama alacak arabayı kaçıracak başımıza dert olacak diye alamadı bir türlü. Sırf o yüzden alamadık. Alamadık. Ezecektir. Ezecektir. Daha da 5 dakika önce bakıyorduk yani ilanlara. Aynen. Bakarız ilanlara derken bakarız. Derken abi bir şey çağırdı abi komşum zaten bahsediyor bana derken Mami geldi. Mazdasıyla geldi dedi Miata dedi abi bu başka bir şey dedi falan filan derken de bu çıktı karşımıza. dedik de tamam o kisa retroya uyuyor mu? Uyuyor. Bizim zevkimize uyuyor mu? Uyuyor gerçekten. Ve bulunması... Kime niyet, kime kısmet oldu aslında. Aynen. Bunları pist için falan mı topluyorsunuz aslında? Yok, yarışacak yani mısınız? Gerçekten pist hepsi olur ya. Hedef yani ringe bile gitmek olur inşallah yani. Tabii bu arabanın öyle bir güzelliği var. Yani ben gerçi iddia ediyorum arkadaşlar yapamayız diyorlar ama ben diyorum bütün arabalarımızı piste sokacağız. Off-road arabaları hariç. İşte kamyonetler, Camaro'muz var bir tane. Abi o yok dedim, galiba bugün burada. O yan tarafta. Hı-hı. Sonra bir dahakine bir toparlama aşamasına geldiğinde belki bir çekim daha yaparız. Bunu tabii ki seve. Hepsini piste sokacağız diyoruz ama Miata'nın gerçekten öyle bir özelliği var. Dünya Ruhu. Çapında bir adı var bu arabanın. %50-50 ağırlık 49-51 galiba değil mi? Yani yakın. 50-50'ye yakın yazdım. 50-50'ye yakın bir ağırlık dağılımı var. Dolayısıyla pist kullanımı vesaire arkadan çeker bir araba. Dolayısıyla çok eğlenceli bir araba. Aynı zamanda bir roadster. Keyifli, işte üstü açılıyor vesaire. Adı olan bir araba. Oyuncak ya, go-kart. Evraklı aynen. Go-kart resmen ya. Cidden öyle yani. Bir sonraki bölümümüzde devam edeceğiz falan. Garajı gezmeyi bitiremiyoruz. Evet. Şimdi motosikletlerin olduğu, benim şahsen anladığım tarafa geçeceğiz. Çünkü diğerinde sanki böyle su altından konuşuyorlarmış gibi. Berke'nin de merakı var arabaya. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ama şimdi benim dilimden konuşmaya başladık. Abi biraz da
Buralardan bahseder misin bize? Hani buralardan, atölyeden artık öyle bahsediyorum. Biraz şuraları gezdik. Kamera arkasında biz şu tarafları gezdik. Şimdi motosikletlere geldik. Burada bir XR 1200 var. XR 1200 gençliğimde beğenip tek tek böyle şans eseri denk geldi. Ve aldığım motorlar bunlar. Bu XR'ın da hikayesi enteresan. Şu anda yapım aşamasında olan bir tane 76 model Suzuki RV90'ımız var. Hakan burada abimizde. Atölyede değil. Aynen. Hakan Kopan'da sana bahsettiğim çok sevdiğim bir gün tanıştıracağım arkadaşım da. Onunla beraber motoru almaya gittik abi. İsmini söylemiyorum, bir samanlıktan. Gerçekten öyle bir yer ama. Gittik abi motoru almaya. Bu arada başka şeyler de var. Dolanıyoruz abi ortalığı. Ben kurcalıyorum böyle bir hani çekingen davranıyorum. Bakınıyorum göz ucuyla neler var neler yok. Ama örtünün altında bir şey duruyor orada. Adama da yabancı adam. Neticede tanımadığım bir adam. Hani şey yapamadım, atlayamadım böyle konuya. Derken biz de bir alışverişi bitirdik, motorumuzu aldık, tam gideceğiz. Ya dedim usta, şu örtünün altında merak ettim ya, şunu bir açabilir miyiz dedim. Bir açtım abi, bu çıktı. Yani bu çıkınca ben de bir şey diyemedim abi. Yalnız abi çok temiz, aynen. Gerçekten. Bir arkadaş almış bunu zamanında, kullanamamış. Hatta bu aslında boyanmış, adam kendi kaskı varmış bu renkte. Bu bir kapak, benzin deposunun üstüne geçen bir kapak. Bu renk boyanmış, ben değiştirmedim. Siyah aslında orijinali. Renk de hoşuma gittiği için böyle kaldı. Adam almış ve kullanmamış fazla. 20.000 kilometre, 18.000 kilometre motor. 2009 model olmasına rağmen çok temiz bakmış ve adam koymuş. Bunu al demiş, sat demiş. O da bana kısmet oldu. Ben örtüyü kaldırmasaydım alamayacaktım. İşte böyle bir sliding doors hikayesi var ya. O örtüyü kaldırdım. Sonra hatta Hakan şey dedi ya, hay Allah ya, ben nasıl kaldırmadım onu? bu da hayal ettiğim makinelerden bir tanesiydi. Ben Harley'leri hep severiz abi. Değişik bir kültürü var, değişik bir yapısı var. Bunu da Harley'ciler Harley olarak da görmez aslında. Hep bir bok atarlar bu motoru ama ben de o flat track yarışlarından vesaire hep böyle bir şeyim var. Bir de benim cüsseme göre motorlar seçmeye çalışıyorum. Bu da tam bana göre. Zaten bir Sportster istiyordum. 48'lerin çok hastasıyım aslında. Sevdiğim bir motor. Ama bu gelince kaçırmadım. Bu da aslında değerli bir model. Zaten şeyin Evel Knievel'ın atladığı, o otobüslerin üzerinden atladığı motosiklet. Bunun atası. Aynen, XR 750. Bu aynı. Aynen. Güzel bir makine. Bu yeni geldi galiba. Değil mi? Yeni geldi. Monster. Aynen. Monster. Yine 1100. 1100 Evo diye geçiyor. Bu da benim sevdiğim bir şase. Görüntü itibariyle vesaire hep böyle bir Monster'ım olsun hevesindeydim. Bu piyasalardaki son işte böyle özel makineler kaçıyor gidiyor. Bir daha da çıkmıyor. Bu denk geldi. Abi de gidip en temizlerini buluyorsun. Öyle bulmaya çalışıyorum. Bunda başka bir örtünün altından çıkartmış gibi yani. Gibi. Aldık. Biraz da biz sevgi gösterdik. Temiz bir motor. Bu da 20.000 kilometrede bir motor. Aynen. Güzel bir motor. Bunu da enteresan. Ben aldım. Ne üstüne bindim daha, ne kullandım. Daha kullanmadım. Hala da kullanmadım. Hala da kullanmadım. Aynen. İnşallah önümüzdeki hafta havalar da güzel olacak İzmir'de. Ben de bir gazlamayı düşünüyorum. Komşumun eşliğinde, komşumla beraber. Egzozlar falan aldığında herhalde üzerinde vardı. Üzerindeydi. Tabii sadece revizyon oldu. Bu şeyde de, Harley'de de Zard'ın egzosu var. Birazdan görüntüyü alırız. Çok sevdiğim bir parça. Güzel bir parça koymuşlar. O üstünde geldi. Öhl insan amortisörleri ben sonradan taktım. Buna göre olanları. Bir de bunda abi normalde Sportster'larda ya mid kontrol ya da forward kontrol oluyor. Ya ayaklarının önünde ya da ortada. Aynen. Bunda daha da ekstra geride. Yani geride. Aslında Harley'in Naked motoru gibi bir havası da var yani. Kesinlikle. Oturma pozisyonu falan da öyle. Ben de seviyorum ya. Biraz böyle aykırı olmayı seviyorum. Yani Harley'ci miyim? Değilim abi. Yani güzel belli parçalar var. Onları seviyorum. Ben onları topluyorum. Harley'de de bunu seviyorum. Biraz aykırı bir makine. Harley'cilerin kabullenmediği bir makine. Tam daha bana göre gider. Bana göre işler bunlar. Aslında bu Harley'ciden bence kabullenmeli abi de şeyler falan kötü. Street Road muydu? Street 750 falan artık onlar. Bir de yeni Sportster S'ler falan çıktı. Yani. Onlar artık Avrupalı oldular yani. Evet, oldular. Ya tabii şimdi insanlar, yeni motorcular, yeni gençler falan giriyor ya işin içine. Dolayısıyla biraz tarz makineler. Evet. Nasıl arabalarda da değişimler var. Biraz daha modern, başarılı çizgileri var aslında. Ama tabii ben kanmıyorum o işlere. Ben eskiciyim abi. Ben de abi. Ben eskiciyim. Eskileri seviyorum. Ruhu yok aslında yeni makinelerde. Ben mesela biraz şey bir Harley'ciyim. Bağnaz mı? Ne denir? Faşist. Bence bunda da yok.
Hani, evet, evet. Çünkü bizim aradığımız daha o meslek de gereği. Ayrın bir şey arıyorsun. Yani böyle bir daha klasik, demir daha aslında, klasik. Klasik aslında o 70'lerin 80'lerin o sanatsal dokunuşları da. O tarz kastımlar yani. Çok konformuş, o gidiyormuş gitmiyormuş onlar değil ama koyduğun zaman gerçekten bir sanat eseri gibi durması. Hani benim şahsi olarak dediğim gibi. Yok katılıyorum. Bu da galiba ilk motorun. Evet bu namı değer ilk motorum. Bu işte Yamaha XJR, o arkadaşımın kız gibi baktığı makina. Ve bu da üzerinde Akrapovic ile beraber o zaman da almış. Bu da zannedersem 11 bin kilometrede şu anda. Yine bana göre Türkiye'deki en temiz XJR 1300 olabilir. Zaten 9 tane gelmiş. Bu da herhalde 8. olması lazım. Sonra da ithal etmemişler. Çok güzel bir makina, çok güzel bir sesi var. Gidişi de çok güzel. Çok keyifli bir makina, retro bir makina. Hem yeni enjeksiyonlu, yeni nesil. Hepsi öyle. Hepsi enjeksiyonlu makineler. Karbüratörlü yok. Karbüratöre karşı biraz galiba karşısın gibi. Yok, hayır. Karşı değilim ama ben çok da motosikletçi değilim aslında. Sizin kadar ama motosikletçi da, değilim. Arabada ya benim yeni, için... Yeni benim nesil için, sonuçta her zaman iyidir yani. Aynen. O benim için değil. Ben uğraşırım. Ben eziyet çekmeyi seven bir adamım. Durumumu görüyorsun. Yani bu kolay bir iş değil. Eziyeti seviyorum. Ben kendime göre de düşünmüyorum açıkçası. Herkes arabadan anlamak zorunda değil. Herkes motosikletten anlamak zorunda değil. Bazıları sadece kullanıcıdır. Marşa basıp yürümek, onun tadını almak ister. Ben acı çekenlerdenim. Onlar çekmesinler abi. Enjeksiyon koyalım. Aynen bassın. İşte atıyorum arabada pedala pompalaman lazım falan filan. O çalışacak çalışmayacak. Hava sıcak başka, soğuk başka. Bir sürü hikayesi var, ayarları var. Herkesi anlamak zorunda değil abi. Yani. Öyle de bir durum var. Marşı çevirip yürümek. İdeali mi zaten? Hem retro olacak hem ayran dökülmesi. Biz şey oluyor bazen dükkana yeni model işte motosikletler geliyor veya enduro'lar geliyor, sürüyoruz, test ediyoruz. Şey geliyor bana, ya bu ne biçim motor, marşa basıyorsun çalışıyor. Geçen bir video vardı Instagram'da zannedersem, çocuk böyle Japonya'da şıkır şıkır giyinmiş abi, hazırlanmış falan filan motora çıkıyor. Belli hava güzel, böyle motora binecek abi, herif kickstart'ı başlıyor. zıplıyor. Yani biraz sonunda alıyor abi. Her şeyi atıyor yani, lanet olsun diyor. Muhtemelen evine dönüp son güdüş almıştır. Aynen. Onu da yaşamamak lazım ya. Yani o kadar da değil yani. O da bir yerden sonra sıkıyor. Bir tane ondan olacak. Merak ettiğim bir şey var. Kaç model abi, hiç onu söylemedin. 2009. Harley'de 2009. XR 1200'de 2009. Ducati 2011. Bu da başka yakışıklı bir motor. Bu mükemmel bir şeymiş ya. Bu da nadir Türkiye'de. Herkesin sevebileceği bir motor değil aslında. Sev ya da nefret et makinelerinden bir tanesi. Hani bunlar okey, bunlar sevilebilir makine ama bu çalışma sistemi, prensibi itibariyle, debriyajı itibariyle sev ya da nefret et motoru. Ama çok yakışıklı bir makine. Çok enteresan bir tasarım yapmışlar. Bu da benim hayal ettiklerimden bir tanesiydi ama dediğim gibi ben motorcu olmadığım için ben daha çok görsele, tarza kilitlendim. Bu motor tesadüf yine bir pazar günü kahvemi içerken ilanda görüyorum. Ama hep bakıyorum da yok. Yani çıkmıyor. Bir şekilde pazar günü çocuk cumartesi akşamı ilana koymuş, pazar sabah ilana girmiş. Hemen aradım. Sabah 9.30 falandı pazar günü. Çocuk uyanmamıştı muhtemelen. Yarım saat sonra beni geri aradı. Dostum dedim, ben bu motoru istiyorum. Abi çok tesadüf. Ben de Bodrum'dayım. İstanbul'a gideceğim. Geçerken İzmir'e geleyim, motoru sana bırakayım dedi. Çok sevgi göstermemişler. Yorgun bir makineydi. Biz bunu yine Hakan'la beraber komple söktük. Bütün İtalya'dan eksik parçalarını getirdik. Orijinal parçalarını getirdik, restore ettik ve koyduk. Çok yakışıklı bir makine. Bu da ama zor bence. V8'i gibi yani. Tabii, gaz veren sağa atıyor motor kendi falan böyle. Bilin V8 yani. Kuru. Adını söyleseniz. Evet, Moto Guzzi Grizzo 1100. Bu da özel bir makine. Türkiye'de çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Bundan da herhalde yürüyen 4 tane falan, 5 tane belki vardır, belki yoktur. 1-2 koleksiyoncunun elinde vardır belki. Ama o kadardır. Sayısı onu geçmez. Çok güzel olmuş ama restorasyonu da çok güzel olmuş yani. Hiç öyle restore edilmiş gibi de durmuyor gayet. Böyle çıkmış, böyle doğmuş. Doğmuş gibi. Süper. Ben egzoz bana çok ilginç. Sevindim. Hakan ustamızın da selamlarımızı iletelim orada. Hakan Kopan.
Naked makinelerle ilgili hikayemiz bu, büyüklerle ilgili. Hepsi zaten 1100cc, 1300cc, 1100cc, 1200cc diye gidiyor. Ben ufak motor kullanmam abi. Bu ne? Bu da var. 250cc. Bir de ha, tabii. O ayrı. Bir de tabii ki Yamaha'nın kült bir tane daha makinesi. Evet. O da V-Max abi. V-Max. Bu da bir arkadaşımda duruyordu. Ben motor sevdasına kapıldıktan sonra tabii her şeye böyle sevdiğim makineye saldırır oldum. Duruyor çocuğun garajında, kullanmıyor, etmiyor, duruyor. Ya diyorum her sene ya bana ver, ben sana bir sevgi göstereyim falan filan derken en son ikna ettim, ben aldım. Bu da Türkiye'ye gelen bir tek Carbon Edition diye geçiyormuş. Hı-hı. Kanada versiyonu. Bunu zannedersem 6000 devirden sonra ne diyorlar bilmiyorum ama dördüncü, ikinci boğazı mı açıyor? Bir şey oluyor. Exhaust mı açıyor? Exhaust değil tam olarak da. Karbüratör sistemi ile alakalı. Kelebekler açıyor tekrar. Tam full açıyor. Full throttle yapıyor. Ve tahmin ediyorum 120 beygir olan makine, o aralarda zannedersen 160 beygirlere falan çıkar. Aynen. Böyle bir tepki gösteriyor. Güzel bir makine, kült bir makine. Bunu aldım ve bir projelendireyim istedim. Hı-hı. Açıkçası. Bir yere kadar da gelmiş abi aslında. Evet. Şu an. Aynen. Bir arkadaşımızla böyle bir ortak bir şey yürütmeye çalıştık. Sonra arkadaşımız custom işinden emekli oldu. Hayatsal başka kararlar aldı herhalde. Motor böyle bir yarım kaldı. Şey var, Bornova'da tarafında tanıdık custom'cı var abi, yaptıracak yer arıyorsan. Duydum. Bu çocukları duydum abi. Enteresan işler yapıyorlarmış. Bakalım inşallah. Şimdi onlar da bakıyorlar, geliyorlar, tartıyorlar. Bizi zorlar mı, zorlamaz mı falan diye. Ben hissediyorum onu, biliyor musun? Bu çünkü herhalde ikinci bakışları falan, evet. Motora ikinci. Hı-hı. İkinci bir. Böyle bir tartışıyorlar. Alışıyorlar, ısınıyorlar. Ne olacak falan. Etkileşim yapıyorlar. Akşam evde fotoğraflarına falan bakıyorlar. Yani. Bittiğinde tahmin ediyorum güzel bir şey olacak. Türkiye için de ilginç, evet, bir makine olacak. Çünkü V-Max'e bir sürü custom yapılmış şeklini gördüm, evet, abi. Çok bozuk şeyler gördüm. Yani o çizgiyi tutturabilmek de gerçekten çok zor bu makine. Çünkü kendi zaten değişik bir, evet, şey yani. Zaten zorlamışlar hikayeyi burada. Yurt dışında bir iki tasarım gördüm çok enteresan, hoşuma giden. Biz tabii kopyalamayacağız inşallah. Biraz oradan, biraz buradan, biraz kendimizden derken böyle ortak güzel bir şey. Evet. Bir de yürüyebilen makine, tabii, istiyorum. Şimdi bu arada yurt dışında yapılan motorlara da baktığımız zaman birçoğu da yürümüyor. Yani yürüyorsa da kısıtlı yürüyor. Yani çok konforlu da aslında olmayabilir bu proje. Yani bu şekilde gittiği zaman gidon, sele ve ayakların konumu olsun. Yok, gidon gene zaten planlanan başka türlü yani. Aha. Şey, naked gidonu gibi. O öyle kalmış ama aslında hedeflenen o yani. Öyle sürüş tabii çok yorar adamı diye düşünüyoruz, evet, yani. Evet. Biraz onları daha konfor, naked böyle aynı tabii değerlendirmek lazım. O zaman daha hoş olacak. Şeyler de, Andrew'lar da yine senin. Evet, bunlar da yine bu benim işte 2018'de. Enduro doğru dedim değil mi? Aynen, Enduro da geçiyor, aynen. Enduro aldığım güzel bir KTM. Bunlar da enteresan makineler. Gerçekten parasını hak eden ilginç makineler. Dağ başında çıkmadığı yer yok. Sen, aynen, üstünde durabiliyorsan tabii. Bunun çıkmayacağı yer yok. Yapmayacağı hareket yok. Çok yuvarlandım. Ama çok ciddi de bir şey, eğitim aracı aslında. Motosiklet. Bununla mı kontrolü yuvarlandın çok? Tabii. Abi çok hiçbir, aynen, şey yok bu motor. Ya sıfırlandı ya. Aynen. Biz bu motoru tabii hani evet, bir enduro motoru bakamazsın çünkü dağda, taşta yuvarlanıyorsun, hı-hı, ediyorsun falan. Ben onu bilerek zaten grenajını, ben bir set grenaj aldım koydum kendime. Ondan sonra. Bilinçli kullanıcı işte. Aynen. Bir süre sonra yorduktan sonra ona bir hak ettiği sevgi gösterdik. Bir daha bir çok gösterdik. Tabii Muhammed'lerin de Arda'nın da gelişiyle beraber aslında güzel bir, ilginç bir şey oldu. Çünkü onlarla da ortak zevkler aslında, bizi birleştiren de biraz, aynen, bu ortak kafalar, ortak zevkler. Hı hı. Onlar da enduro yapmaya çalışıyorlar. Öğretiyorum ona biraz. Ondan sonra derken bir işte Mami'nin orada çok güzel iki zamanlı bir makine. Hı hı. Süper moto. Aldı. Süper motoya dönüyor. Dönüyor. Artık daha çıkmayacağım. Aynen. Bana dağda yetişemediği için şimdi artık yolda bir şeyler yapıyorum. Dağda yalnız kaldım biraz. Ondan biraz caddeye çıkacağım. Aynen. Aynen. Sonra Arda'nın motoru var burada. Evet, Arda'nın motoru var orada. Yine o da KTM. O da güzel. Six Days güzel bir makine. Biz böyle zaman zaman çıkıyoruz abi. Stres atmak için aslında. Çok abi. Güzel. Muhteşem. Aynen. Muhteşem. Yani evet abi, yani her şey Toys for Big Boys mu diyeceğim. Evet. Ne diyeceğim bilmiyorum ama. Keyifli şeyler.
tabii bir zaman lazım. Zaman önemli. Arkadaşlıklar, tanışıklıklar çok önemli. Çünkü bütün eğlence aslında o. Yani, paylaşınca güzel yani. Paylaşınca güzel. Evet. Her şeyi paylaşınca güzel abi. Yani yoksa tek başına bir şey yapmak, hiçbir şey veya sahip olmak çok önemli değil. Gerçekten ortak zevkleri, ortak duyguları. Motor ne olursa olsun, markası vesairesi çok önemli değil aslında. Önemli olan kafalar. Aynen. İnsanların içindeki kalbin temizliği, güzelliği. Çünkü bunlar biz birazcık mutlu olalım diye yaptığımız aslında küçük hareketler. Ne kadar böyle büyük, geniş bir alan bile görünse, bir sürü şey bile görünse aslında bu küçük amatörce yapılan bir adımla başladı. Belki biraz abartmış olabilirim ama ama aslında öyle. Özünde aslında o yani. Bütün hikaye işte bak ne güzel komşum geliyor, onunla paylaşıyoruz, arada var, sizler geldiniz, mami var falan. İşte bütün hikaye aslında bu. Aynen. Yani yoksa motorumuz olmasa da koşarak da eğlenebiliriz. Şeyler yaparız yani. Gün sonu. En azından olmak motorlar ya da arabalar hakkında konuşarak bile eğlenebiliriz. Ha, aynen abi. Aynen. Abi. Aynen. Öyle böyle başladı. Aynen. Yani ben 13 yaşımda arkadaşımla beraber Kordon'daydı o zaman galeriler. Kordon'a giderdik abi. Galeri gezerdik. Araba bakardık. Sabahın 3'üne 4'üne kadar annem nasıl izin veriyordu bilmiyorum da babam. Gezerdik abi. Araba bakardık yani. Bu bir hikaye. Ben en hayatımın eğlenceli zamanında o zamanlarda geçirdik yani. İşte ya şu araba ne yapar, böyle mi yapar, şöyle mi yapar falan derken aslında bütün hikaye özünde bu. Başka hiçbir şey değil. Şimdikiler Tesla'yı tartışıyor işte. Biz gene şanslıyız ya. Tesla'yı tartışıyor, elektrikli tartışıyor. Tabii onu tartışıyorlar, ne yapsınlar başka? Abi çok teşekkür ederiz. Evet, bize ağırladığın için çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten. Hani bizim için de müze geziyormuş gibi de bir taraftan. Müze değil, hayır çok... buradaki araba kullanmıyor. Müze değil, bu en başta konuştuk. Çok teşekkür ederiz gerçekten bizi ağırladığın için. Abi bir dakika, bu arada ATC'yi unuttuk ya. O çok önemli. Evet, bu o çok önemli. Olmazsa olmaz bir parça. Yukarıda da aslında şeyler falan var. Dax var bankiler falan. Bankiler onları dördüncü episodda falan konuşuruz. Bunları böleceğiz çünkü. Bu arada burası bizim hem motosikletlerle ilgili hem biraz parçalarımızı koyduğumuz böyle bir bölüm. Ama bu ATC tabii ki olmazsa olmaz bir parça. Bu şey. Bir tekerde olsa ATV olacakmış. Olamayınca ATC. ATV'nin atababası bu. Bunu denemişler. Olmamış. Bayağı bir millet kafa göz patlatmış. Ondan sonra demişler ki bu böyle olmayacak. Bir teker daha ilave edelim. Yok abi üstüne durması zor gerçekten ya. Gerçekten. Şey yapıyor yani. Hemen tekere kalkıyor. Güzel bir makine. Böyle yana yatıyor. Yana yatıyor. Yani. Sevmediğim biri varsa ona bir ATC hediye falan filan gibi böyle espriler dönüyor. Bu da 86 model bir Honda. Yukarıda da işte dediğimiz gibi o mini bike'lar var, işte monkey'ler falan filan. Onları da belki güzel projelerin bir tanesinde. Birkaç ayda bir abi gelip burada bir bölüm daha çekebiliriz. Birkaç hafta diyelim bu arada. Oraya kaçırdınız, bölüm değil ya, proje dedi ama. Ha proje. Proje dedim, kaçırdım. Kaçtı yapacak. Ya böyle tabii ki dediğim gibi her şey sizlerin güzelliği. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Evet, bütün hikaye bu aslında. Bu tekstil ürünlerimizden bir tanesi. Bunun gibi 4-5 tane daha var. Bunları bakmak için internet sitemize girebilirsiniz. İnternet sitemizin linkini aşağı bir yere koyarız. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız yorum yapın, beğenin, abone olun. Kendi garajınıza, yani sizin garajınıza gelmemizi isterseniz bize yorumdan ya da özelden yazabilirsiniz. Bu tarz yerleri gezip herkese göstermek isteriz. Biz de güzel vakitler geçiriyoruz. Güzel arkadaşlıklar yapıyoruz. 600 kişi. İyi. Buraya sığar. 600 kişi buraya sığar. Ama boşaltmak lazım hocam şu an. Şu an gene sığmaz 600 kişi. Hızlı gidiyoruz. Görüşmek üzere.